Başlıyoruz o zaman. Evet. Size 87 mezun Mustafa Hüseyin'i kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisiyle mezunların organize ettiği Ömer Madun konuşmasında tanıdım. Orada permakültürün sürdürülebilir yaşam alanları tasarımı olduğunu ve bunun dünyamızın karşılaştığı sorunlara doğru olanı yapmanın yolu olduğunu özetle gördüğünü ve bunu Uludağ'ın eteklerindeki çiftliğinde uyguladığını söyledi. Ve biz de konumuz toprak olduğu için coğrafya öğretmenlerimizle böyle bir organizasyonu yaparak kendisinden permakültür bilgilerini bizle paylaşmasını istedik. Ve ben herhalde sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Neredeyse 30 yıl oldu. Sizin oturduğunuz yerde ben otururdum. O zaman zarfında ben yatılıydım o zamanlar ve akşamları Mehmet Hoca'nın zamanında 11'de ışıklar söndüğünde bizlere de muhabbete devam ediyor ve memleketin dünyanın sorunlarını konuşup memleketi dünyayı kurtardık. Zaman geçti, bir sürü şey öğrendik. Aslında daha iyi bir dünya bırakmak gerekirdi ama ciddi sorunları olan çok zor bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Günlük sıkıntıların yanında devam eden ve gelmekte olan başka şeyler var. Permakültürü anlatmadan önce niçin permakültür olduğunu anlatmamız lazım. Bizim permakültüre giriş, bir de permakültür sertifika kurslarımız var. Bu kurslarda başlangıçta insanları biraz şok ediyoruz, etmek zorundayız. Çünkü başka türlü anlaşılmıyor. İlk başlangıçta çok hızlı, çünkü fazla vaktimiz yok. Çok hızlı size bazı bilgiler vermek istiyorum. Birçoğunuz belki biliyorsunuz. Ama yeni bilgiler de var bunun içinde. Neden önemli? Ve büyükler nerede gençleri ve gelecek nesilleri dikkate almadılar ve yanlış bir yönde gidiyoruz. Bu benim bilgisayarım değil. Alışmaya çalışacağım. Sunumu buradan yapıyoruz. Evet. İnsanoğlu uzaya çıktı ve Ay'a gittiği ilk zaman bu fotoğrafı çekince dünya ne kadar aslında uzay içerisinde tek başına yalnız olduğunu fark ediyor. Ve bu uzaydan çekilen dünya fotoğrafı da fotoğraflar içerisinde en çok kullanılanlar arasında. Birçok çalışmalarda hep bu dünya fotoğrafı kullanılıyor. Bu dünya fotoğrafı, fotoğrafı Kasım 2013'te çekilmiş. Burada bir anormal durum var. Aslında başka bir dünya fotoğrafıyla karşılaştırdığımız zaman ben üzerinde çok durmayacağım. Önce soruyorum ne farklılık var diye. Orada bir tayfun var. 8 Kasım 2013 Hayat tayfunu. Bilenleriniz var mı? Hatırlıyor musunuz? Hayyan tayfunu. Filipinler'e bu. Bu şimdiye kadar dünyada gerçekleşmiş en büyük ve en fazla hasar yaratan tayfun. 600 km çapında 350 km saat hızla esiyor. Filipinler'de 3500 küsur insanı öldürdü. Hayyan tayfununun uzay metinden çekilmiş, uzay istasyonundan çekilmiş fotoğrafı. Ve o kadar kuvvetliydi ki gemileri yüzlerce metre içeriye fırlattı. İnanılmaz bir yıkım. Aynı günlerde 19. iklim değişikliği zirvesi vardı. Ve aslında Birleşmiş Milletler belli aralarda bu zirveleri yapıyor. Son zamanlarda hemen her yıl yapılmaya başlandı. İklim değişikliğinin artık çok büyük bir tehlike, tehdit olduğunu ve bunun için bir önlem alınması gerektiğini anlatıyorlar. Filipinler delegeleri bu büyük felaket için saygı duruşunda ölenler için. Ve çeşitli protestolar var tabii. Ada devletler var, adalar sular altında kalacak. Çeşitli çok acil risk altında olan bölgeler var. Hızla ve çok çabuk bir çözüm bulunması gerekiyor.
küresel ısınma normal dış hava olaylarının artmasına neden oluyor. Çünkü insan aktiviteleri nedeniyle tüm fırtınaların oluşma ortamları değişti. Atmosfer araştırmaları uzmanı Kevin Kerr. İklim değişikliği yeni bir olgu değil. 1992'den beri biliniyor. Ve aslında 1992'de Birleşmiş Milletler Rio'da, Rio de Janeiro, Brezilya'nın kenti, orada bir toplantıda aslında artan insan nüfusunun ve insan etkisinin doğada kirlenmeye, çeşitli değişikliklere neden olmaya başladığını anlatmıştı. 2009'da ara veriyorum, hemen hızlıca gelsin arkadaşlar. Değişikliği 92'den beri biliniyor. 2009'da çok büyük bir toplantı yapıldı bununla ilgili. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinin liderleri, başbakan, bakan, cumhurbaşkanı seviyesinde katılmışlardı. Ve orada da bir çözüm bulunamadı. Şöyle bir durum var, yani bir çözüm bulamıyorlar. Ama bu arada tabii farkındasınız, çok garip zamanlar da geçiriyoruz. Mesela bu kıştan bahsedelim. 16 Ocak 2014. Mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde hava sıcaklıkları seyrediyor. Hürriyet 18 Ocak. Türkiye'nin gerçek gündemini açıklıyoruz. Barajlardaki su seviyesi. Dünkü fotoğraflar bunlar. İstanbul'un %30 suyu kaldı. Bu yaz tamamen kurak geçirebiliriz ve susuz kalabiliriz. Aralık ortasında biraz soğuk yaptı. Ben 3 gün önce Uludağ'daydım, çiftlikte çalışıyordum. 23 derece sıcak tişörtle çalışıyoruz Şubat ortasında. Ve hiç su yok. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı haline gelebilir. Önümüzdeki bahardan itibaren. Şimdi neticede kışın mesela Uludağ için, Bursa için söyleyeyim. Bizim kara ihtiyacımız var. Bu kar yavaş eridiği için Bursa'nın içme suyunu besliyor. Türkiye'nin genelinde de birçok şehirde böyle bir durum var. Ve şu anda kar yok. Baraj su seviyesi %30'larda. Bundan sonra evet bugün yağmur yağıyor ama bu yağmurlar ne kadar yeterli olacak? Çünkü uzun süreli bir besleme var. Yani mevcut yağmurlar bayağı sürekli aylarca yağması lazım ki baraj su seviyeleri yükselsin. Çok ciddi bir sıkıntı var şu an. Aynı problem tabii gıdaya ve tarıma buluyor. Şu anda Türkiye'nin buğday rekoltesi şu anda %20 düştü. Yağmurlar gelmez ve devam etmezse rekolte %50'lerin altına inebilir. Ama geçenlerde çıkan haber, fasulye fiyatları, patates fiyatları, gıda temininin sürekli tehlike altında. Nereye gidiyoruz, ne oldu? Burada bir animasyon vardı ama bu animasyon filmini alamadık bu bilgisayara. 1884'ten bu yana dünya genelinde deniz yüzey sıcaklıkları 2-2,5 derece kadar arttı. Ve son döneme baktığımız zaman kayıtlara geçmiş en sıcak yıllar bizim son dönemde. 2013, 20. yüzyılda sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiği 37. yıl oldu. 2014 ise Türkiye'de rekor. Ocak aylarında ve Şubat aylarında görülmedik rekor bir sıcaklık. Neden bu? Bunun nedeni fosil yakıtlar. Modern hayat ve fosil yakıt tüketimi, ki modern hayatta enerji ihtiyacımızın hala Türkiye için söyleyeyim %90'ı fosil yakıtlardan geliyor. Petrol, doğalgaz, kömür, mazot.
sera etkisi. Bundan bahsetmeyeceğim zaten biliyorsunuz. Yani benden daha iyi bile biliyorsunuzdur. Fosil yakıtları yaktığımız zaman havaya saldığımız gazlar ki bunların içerisinde en önemlisi karbondioksit, sera gazıdır. Atmosferde battaniye etkisi yapar. Battaniye gittikçe kadınlaşır. Gelen güneş ışınları yüzeyden uzaya yansır ama bir kısmı bu battaniye etkisiyle tekrar geri döner ve daha fazla ısınmaya yol açar. Biz bu battaniyeyi fosil yakıtlarla kalınlaştırdık, fosil yakıtları tüketerek ve bu nedenle çok daha fazla enerji artık dünyada hapsoluyor ve bu dünyanın genelde ısınmasına neden oluyor. Fosil yakıt tüketimine baktığımız zaman üstel artış var burada. Ve fosil yakıtlar modern hayatta yaptığımız hemen her türlü aktiviteden çıkıyor. Hatta endüstriyel tarımda, endüstriyel inek çiftliklerinde, hayvan çiftliklerinde de belki bilmeyeceksiniz ama en az %13-14 kadar küresel ısınmaya etkisi var. Bu uzun yıllara baktığımız zaman, yani son 2000 yıla baktığınız zaman normal giden bir grafik değişiminin 1800'lerle birlikte üstel artışa geçtiğini görüyorsunuz. Karbondioksit oranında da sıcaklıklarda da. Ve fosil yakıt tüketimiyle artan sıcaklıkları aynı grafik üstüne koyduğunuz zaman yine benzer bir trend olduğunu görüyorsunuz. Sadece arada böyle bir 15-20 yıllık bir kayma var çünkü fosil yakıtlar havaya karıştıkları zaman bunların küresel ısınmaya etkilerinin görülmesi böyle bir 15-20 yıl zaman alıyor. O yüzden öyle bir geçiş var. Haziran 2013'te Al Gore, eski Amerikan Başkan Yardımcısı, Türkiye'de 130 küsur memleketten 600 kişiyi iklim değişikliği için topladı. Ve oradaki bir sunum bu. Bu çok önemli bir sunum. Mevcut durumu da çok güzel anlatıyor. Çan eğrisini biliyor musunuz? Hiç gördünüz mü bunu? Çan eğrisi hayatın en önemli imzalarından bir tanesidir. Not ortalamaları, mesela bu sınıftaki erkeklerin boy yükseklikleri, kiloları falan hep çan eğrisine benzer. Şimdi bu çok mükemmel bir çan eğrisi ve şöyle anlatıyorum bunu. Mesela Haziran'da sıcaklık ortalaması 20 derece. Şimdi Birleşmiş Milletler altında Dünya Meteoroloji Örgütü 1945'ten itibaren dünyanın her tarafından sıcaklık datalarını topluyor. Ve bu dataların hepsinin ortalamasına bakıyor. Şöyle bir durum var. Haziran, mesela 20 Haziran diyelim, 20 derece ortalama. Bu ortalamanın 22 derece olma ihtimali var. Ama daha fazla 21 derece olma ihtimali var. En çok da 20 derece civarında. 23 derece olma ihtimali çok az. 17 derece olma ihtimali çok az. 18'de biraz olabilir ama genelde 19. 19-20 arası, 19-21 arasında genelde. Bu bir istikrar da. Yani baktığınız zaman bir düzen demek. Yani bu mevsim normalleri demek. Mevsim yağmurları demek. Ortalama sıcaklıkların ortalama sıcaklık olarak mantıklı bir seviyelerde olması demek. Çiftçinin bütün yıllar boyunca belli donelerek, güvenilerek belli işleri yapabiliyor olması demek. Şimdi bu kayıt 1951-80 ortalaması. Daha öncesine o kadar güvenilir veri olmadığı için gidemiyorlar. Ama 1951-80 ortalaması yeşilde kalacak ve sonra 10'ar yıl bunun nereye değiştiğini göreceğiz. Yeşil 51-80 ortalaması, 81-91. Bakın, önceden 3'te sınırlıydı, şimdi 5'lere doğru kayıyor. Yani ortalama sıcaklıklar gittikçe daha sıcağa doğru kayıyor. Ve ara açılıyor. ...91-2001... ...2001-2011. Şimdi bu çok çok önemli bir grafik. Yani bunu anladığınız zaman genel gidişatın nereye gittiğini çok iyi göreceksiniz. İstatistik bu. Ve istatistikte bir ortalama var, bir de standart sapma var. Bir sınıfın ortalaması 7. Ama öğrencilerin çoğu 7'ye yakın almış. 7-1, 6-9, 7-2, 6-8 falan gibi. O yüzden ortalamaya baktığınız zaman evet 7... Ama standart sapması çok az. Öğrenciler genel istikrarlı bir davranış göstermiş ve sınıf nispeten başarılı. Başka bir sınıfın ortalaması da 7. Ama biri 9 almış, öbürü 2 almış. Biri 7 almış, öbürü 3 almış. Ortalama yine 7. Ama aralarda uçurumlar var, zıplıyor. Zıplamaların nedeni bu davranış.
şu anda Şubat'ta 20-23 derece görmemizin sebebi de bu davranış. Artık günlük veya sezonlar ve mevsimler arasındaki zıplamalar çok daha fazla. Yani aynı gün içerisinde ben 5 derece, eksi 3, 8 derecelik sıcaklık farkları, yani mevsim normallerin 5-10 derece üzerinde diyor ya, o işte bu. Bu kaymadan dolayı. Ve daha şimdiden bu haldeyiz. İstikrar kayboldu. Mevsim normalleri kayboldu. Bahar yağmurları kayboldu. İnanılmaz bir düzensizlik var. Bu düzensizlik en çok bitkiler üzerinde ciddi sorunlar yaratıyor. Çünkü bitkiler stres içinde kalıyorlar. Ve tabii ondan sonra normalde olmayacak şeyler. 2012'de Sandy kasırgası, New York'a vurdu. 6 kilometre çapında hortumlar. Önceden Türkiye'de hortum yoktu, şimdi hortum var. Ve çapları devasa boyutlara geldi. Büyük seller. Gündoğdu, Doğu Karadeniz. Pakistan'ın 5'te 1'ini götüren devasa seller. Ve sadece belli bir bölgede değil, dünyanın her yerini Rus ruleti gibi vuruyor. Filipinler, Rusya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve kuraklık. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın genelinde kuraklık da var. Yani her şey aynı anda oluyor. Sel var, kuraklık var, yangın var, buzulların erimesi var. Bir sürü sıkıntı. Çin'de kuraklık. Amerika'da da kullandı. Küresel kuraklığın genel bir görünüşü, aşırı kurak bölgeler. Eğer küresel ısınma nedenlerini acilen önleyemezsek, bilim insanlarının tahminlerine göre kuraklık artışı. Türkiye'nin genel gidişatı. 2000-2009 arası renk skalasına baktığınız zaman kırmızı taraflar kurak bölgeler, mavi taraflar nemli bölgeler, sarı, turuncu ortalama gibi. Ve bilim insanları bilgisayarlarla simülasyon yapıyorlar. Yakın gelecekte ne olacak? 2030-2039 arası. Bakın Türkiye kuraklaşıyor. 2069 Türkiye daha da kuraklaştı. Daha da kuraklaştı. Evet. Kusura bakmayın. Bunlar gerçekler. Ve ben bunu Uludağ eteklerinde çiftliğimde 15 yıldır yaşıyorum. Şimdi Robert Kolej'den mezun olan insanların çok büyük kısmı çok başarılı işler yapıyorlar. Yani baktığımız zaman iş çevrelerinde, bilim yerlerde, başbakanla çıkardık. Çeşitli şeyler. Fakat biraz uzaktan dünyanın genel gidişatına bakmak lazım. Bu en büyük sorulardan bir tanesi. Yani dünyanın geleceğiyle ilgili, insanların geleceğiyle ilgili kim ne konuşuyor ve ne yapıyor? Bakarsanız hiçbir dünya liderinin bu konuyla ilgili ciddi bir çalışması olmadığını, gündeminde olmadığını, hatta bu işlerin gündemin en alt sıralarında olduğunu göreceksiniz. Ama gerçekler var. Gerçeklerden bir tanesi de Türkiye'nin geneli gittikçe kuraklaşıyor ve daha kuraklaşacak. 2012'de 140 gün kurak oldu Uludağ, Marmara bölgesi. Marmara bölgesi kuraksa Türkiye'nin orta, güney, doğu bölgelerinin daha ne kadar kurak olabileceğini göreceksiniz. Bir sürü sıkıntı var. Ve bu sıkıntıların başında insan nüfusu artışı var. İnsan nüfusu artışının etkileri var. Nereye bakarsanız bakın, üstel artış var. Ve bu üstel artışın sınırlı bir ortamda sonsuza kadar devam edemeyeceğini herkes bilir. Ama sizler daha iyi bilirsiniz. Büyükler bunları görmek istemiyor. Gençler daha idealist. Ben de sizin gençlerinizden daha idealistim. Onun için bunları görün. Çünkü gelecek sizin elinizde. Bunları şimdiden bilirseniz kendi geleceğinize yön verdiler. Belki içinizden bir tanesi veya birkaç taneniz bu konuyla önemli şeyler yapar. Belki bir konuşma vesile olur. O yüzden bunları anlatmam gerekiyor ilk başlangıçta. Seller ve yangınlarda tepeleri tırmanış. Ve doğal afetler. Üstel artışla giden bir tırmanış.
Sınırlı bir ortamda üstel artışla giden tırmanış, tırmanış mutlaka bir yerde devrilecek. Devrilme noktası var. Ona ne kadar kaldı? Ben bunları fark ettiğim zaman Kritik Eşik adında bir kitap yazdım. Şurada hepinize yetecek kadar getiremedim, taşıyamadım. Ama paylaşırsınız. Kütüphaneye de bırakıyoruz. Şimdi zor kısmını geçtik. Çözüm ne? Çözüm bizlerde, bireylerde. Çünkü problemin, hepimiz problemin birer parçasıyız. Problemin parçasıysa aynı zamanda çözüm de biziz. Permakültürün birinci etik prensibi budur. Şimdi biraz permakültürden bahsedeceğim ve bunu fark ettikten sonra hem ben bireysel olarak neler yaptım hem de birlikte neler yapabiliriz buna bakacağız. Permakültür bilinçli olarak doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda bereketli ekosistemler tasarlama ve sürdürebilme çalışmalarıdır. Arazi bir insanların ahenk içinde var olması, gıda, enerji, barınma gibi insan temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde karşılanması hedeflenir. Ben permakültürle nasıl tanıştım? 16 yıl önce Uludağ eteklerinde doğayı çok sevdiğim için bir arazi aldım ve orada bağ yaptım, meyve bahçesi yaptım ve hafta sonları arada gidip böyle bir yani ilginç bir şey var, genlerden geliyor herhalde. Benim dedemin bir tanesi inşaat ustası, öbürü de çiftçi. Ben İTÜ inşaat mühendisliği mezunuyum. Amerika'da deprem üzerine master yaptım, binaların deprem davranışıyla ilgili. Ondan sonra ama hiçbir zaman doğadan kopmadım. Her zaman boş vakitlerde şehirden kaçıp çiftlikte böyle çalışmalar yapıyoruz. 2010 yılı, şimdi iklim değişikliği aynı zamanda lineer bir trend göstermiyor. Yani her yıl gittikçe fazla olmuyor. Bazı yıllar hiç sanki bir problem yokmuş gibi normal bir yıl geçiriyoruz. Sonra acayip bir yıl geliyor. Mesela 2008'de inanılmaz bir kuraklık vardı. Baraj sularının seviyesi çok düşmüştü. 2009'da bir sıkıntı olmadı. 2010'da yine kuraklık oldu. 2010'da ne bileyim belli yerlerde zeytin hasadı %40 azaldı, patates hasadı %50 azaldı. O dönemde ben Uludağ eteklerinde üzüm bağımın tamamını kaybettim. Aşırı kuraklık. Ve bir problem var. Bu problemi çözmem lazım. Çünkü çok masraf yapıyorum, stres içindeyim. Bu işi adam akıllı yapamıyorum. O yüzden bunu öğrenmem lazım dedim. İnternette bu doğal tarımı, doğal yaşamı biraz araştırayım derken karşıma permakültür çıktı. Ve Bill Mollison, 85 yaşında şu anda, ermiş bir dede. Bill Mollison, İstanbul'da permakültür kursu veriyor, Kasım 2010'da. Benim araştırmamdan 2 hafta sonra. Çok sevindim. Permakültür nedir bilmiyorum ama alt basamaklarına baktığım zaman doğal hayvancılık, doğal tarım, temiz enerji, geri dönüşüm falan. Hemen ilgilendiğim her şey var içinde. Ve o kursa gittikten sonra da ben permakültürü hayatıma uygulamaya başladım. Şimdi çok geniş bir alan. Aslında benim için en basit şeyi sürdürülebilir yaşam alanı tasarımı. Fakat çok ölçeklenebiliyor. Şimdi nasıl ölçeklendiğine bakacağız. Çünkü Robert'in kampüsü ve içinde bulunduğu ortam zaten inanılmaz bir yer. Kent bahçeciliği dediğimiz şeyler var. Küçük balkondan, çatıdan başlayıp bunu büyük çiftliklere, ekoköylere kadar adım adım götürebilirsiniz. Ama çeşitli ana başlıkları var. Bunların başında toprağı zenginleştirme var, su tutma var, kendi gıdanı üretme, doğal hayvancılık, yer doğal malzemelerle doğal yollar, atıkları dönüştürme, temiz enerji. Şimdi bazı örnekler vereceğim. Uludağ'da yaptığımız çalışmalarla. Toprak zenginleştirme ve su tutma ile ilgili. Meyilli arazide toprağa suyu toprağa içirmek lazım. Yani suyun akıp gitmesini engellemek lazım. Bunun için teraslar veya hendek sistemleri yapıyoruz. Bu hendek sistemlerini yaparken biraz daha alengirli yapabiliriz. Burada ağaç kütükleri var. Bir çukur, çukurun içinde ağaç kütükleri, ağaç kütüklerinin üzerine toprak. Şimdi bunun mantığı şu. Çok güzel akıllı sistemler bunlar. Bu bilgiler, yani permakültürde size bundan sonra göstereceğim bilgilerin hepsi Bill Mollison'ın kafasından uydurduğu şeyler değil. Bill Mollison dünyanın her yerinde gezmiş, görmüş, ataların bilgilerini, yani bizim ninelerimizin, dedelerimizin bilgilerini toplamış
her bölge için en pratik ve en optimum çözümlerini bulmuş, onları çeşitli iklim koşullarına göre optimize ederek çeşitli yol haritası çiziyoruz. Şimdi toprağın içerisine kütük koyarsanız bu kütük zaman içinde çürür ve gübreye döner. Zaman içinde çürürken bu arada süngerimsi bir yapıyor, döner. O yüzden yağmur yağdığı zaman suyu içinde tutar. Suyu içinde tuttuğu zaman bunun üzerine siz çeşitli yeşillikler koyduğunuz zaman kökleri bundan beslenir. Ve böylece hiç sulamaya gerek kalmadan çeşitli bitkileri, hügel kültür hendekleri, hügel kültür deniyor buna. Bu şekilde uzun yıllar boyunca ekstra bir bakım gerektirmeden, çapalama herhangi bir şey gerektirmeden bundan besin alabilirsiniz. İşte bizim Uludağ'daki çalışmamız. Burada tabii bitki öğreniyorsunuz. Bitkilerle ilgili çok şey var. Yonca çeşitli bitkiler var. Bunlara baklagil deniyor. Baklagiller doğal ve toprağa doğal olarak gübreliyor. O yüzden arada baklagil bitkiler var ama arada soğan var, tere var, ıspanak var, maydanoz var. İnanılmaz bir çeşitlilik. Çünkü biyoçeşitlilik yani monotarımdan daha farklı permakültür. Tek bir bitki ekmek yerine birbirine destek bitkiler ve birbirine destek sistemler kuruyorsunuz ki daha dirençli ve daha bereketli olabilsin. Önemli çalışmalardan bir tanesi su tutma örneği. Çatı sularını topluyoruz. Ve çatı sularını çok hızlı, pratik bir şekilde filtreleyebiliyoruz da. Yukarıda gördüğünüz çatı suları, önceden bakın orada tortuların aktığı orada bir metrelik bir parça var. Filtre şeyine, bidonuna gelmeden önce tortular öncelikle çökeliyor, ondan sonra nispeten temiz bir suyu da böyle basit kum ve çakıl filtresinden geçirdikten sonra kullanma suyuna dönüştürebiliyoruz. Doğal yapılar. Uludağ'daki çiftlikte bizim kubbe misafir evimiz. Modern yapı bilgisiyle atalardan gelen malzemeleri birleştirerek çok keyifli şeyler yapabiliriz. Bu bir jeodezik kubbe. Buckminster Fuller denen Amerikalı bir dahi mimarın buluşu. Bu jeodezik kubbenin çok önemli avantajları var. Bir, çok karmaşık bir geometri ama üç temel elemandan oluşuyor. Yani aslında üç farklı boyda profil var. Üç farklı boyda profilde her birinden işte 20 tane, 30 tane, 40 tane falan üretip onları bir araya getirdiğiniz zaman inanılmaz karmaşık bir geometri çıkıyor ortaya. Ama aynı zamanda en az malzemeyle en fazla açıklığı geçebildiğiniz ve depreme karşı da inanılmaz dirençli, çok sağlam bir yapı oluşturuyorsunuz. Bu yapıyı kerpiçle kaplıyorsunuz. Üstüne atalardan gelen Horasan harcını sürüyorsunuz. Horasan harcının üzerine termokot denen doğal bir sıva var. Su, ses ve ısı izolasyon sıvası. Bu sıvayı koyduğunuz zaman kerpiçi de sudan korumuş oluyorsunuz. Ama aynı zamanda ısı izolasyonu yapıyor. İçeride de kerpiçten böyle güzel bir keyifli mekan yaptığınız zaman harika, herkesin beğendiği bir misafir evi veya yaşam alanı oluşturuyorsunuz. Tamamen doğal, içinde hiçbir kimyasal olmayan ama aynı zamanda izolasyonu da gayet iyi, inanılmaz da akustiği olan. Bu bizim mutfağımız. Pasif solar denen bir mimari. Pasif solarda kışın güneş ışınlarını içeriye alıp içerisini doğal olarak ısıtma, yazında güneş ışınlarını çeşitli pratik böyle uzantılarla içeriye almayacak şekilde içeriği serin tutma yöntemleri var. Bunların hepsi aslında permakültürün içerisinde yol olarak gösteriliyor. Temiz enerji. Yukarıda sağ üstte rüzgar türbinidir o. Onun yanında da güneş panellerini görüyorsunuz. Çiftlikteki tüm enerji temiz enerjiden karşılanabiliyor. Şu anda Türkiye'de temiz enerjiye yatırım yapmak için inanılmaz güzel bir zaman. 25 Ekim 2013'te lisanslı elektrik üretim yasası çıktı. Böylece herhangi bir onay almadan herkes evinin çatısına güneş panelleri kurabiliyor, elektrik üretebiliyor ve bu ürettiği şebekeye satabiliyor, mahsuplaşabiliyor. O kadar güzel bir hale geldi ki bu ürettiğiniz elektriği satma durumu bile bankada vadeli hesapta duran bir paradan daha iyi getiri kazandırıyor. Panel fiyatları çok düştü ve şu anda tüm dünyada temiz enerjiye inanılmaz bir akım var.
Türkiye'nin de mutlaka burada yol alması lazım. Çünkü bireyler olarak çok kişi bu temiz enerjiye yatırım yaparsa nükleerden kurtulabiliriz. Nükleere ihtiyacımız kalmayabilir. Geri dönüşüm. Bu 300 tonluk bir gölet çalışması. Şurada küçük havuzlar var. Bunlar filtre ve dinlendirme havuzları. Şurada da var, tam beni görünmüyor ama. Mutfağın, banyonun gri suları, kullanma suları bu havuzlara giriyor. Bu havuzların bir tanesinde çakıl var, diğerinde malç var. Yani öğütülmüş dallar. Bu da doğal olarak filtreleniyor ve bu gölete akacak, göleti besleyecek. Binaları inşa ederken su sistemini akıllı yaparsanız bu çok önemli bir konu olacak önümüzdeki dönemlerde. Gittikçe kuraklaşıyoruz. Yani yağmur yağdığı zaman bizim bu çatı sularını veya atık sularımızı değerlendirme çok değerli olacak. Bu da ona pratik çözümlerden bir tanesi. Permakültür dünya çapında çok yaygın. Permakültür ağına girdiğiniz zaman permacultureglobal.au .com orada çok projeler göreceksiniz ve o projeler içerisinde çok büyük olanları da var. Bozkırlar, çölleşmiş yerler permakültür sayesinde yeşillenebiliyor. Çok geniş işler de yapabiliyorsunuz. Tony Rinaldo diye bir permakültür uzmanı Birleşmiş Milletler'le çalışıyor. Afrika'da tek yeşillenen bölge. 75 ve 2005. Gittikçe yeşilleniyor. Kurak ve yeşil. Çin'de inanılmaz korkunç bir bölge, insan etkisiyle, sürekli hayvancılık etkisiyle tamamen çölleşmiş ve bereketsizleşmiş bir bölge, Doğes Platosu. Burada teraslama çalışmaları yapılıyor. Burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi hayvanlar. İnsanlar hayvanları araziye kontrolsüz saldıkları zaman bitkilerin gelişmesine fırsat kalmıyor ve çok hızlı bir şekilde çölleşmeye doğru gidiyor. Bu hayvanları devlet evlerinizde tutun, biz yemlerini vereceğiz. Bu arada hep birlikte sizlerle teraslama çalışmaları yapalım. Çünkü suyu tutmak için böyle meyilli yerlerde mutlaka yoğun bir çalışmalar, seferberlik yapmak gerekiyor. Ama bu seferberliğin sonunda inanamayacağınız cennet gibi bir sonuca da girebiliyorsunuz. Permakültür sayesinde biz aslında insanlığın dünyada yol açtığı tahribatı ve zararları da çözebilecek bilgilere sahip oluyoruz ve bu bilgileri korumaya çalışıyoruz. Evet, çok önemli etik prensipler var burada. Dünyanın sunduğu kaynakların sınırları var. Nüfus ve tüketim artışına sınırlama gelmezse dünyanın kaynakları nihayetinde tükenecektir. Birinci. İkinci etik prensibimiz dünyaya ve doğaya özen göstermek. Biyoçeşitliği korumak, bozulmuş, zayıflanmış toprakları güçlendirmek, doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmak. İnsana özen göstermek, yardımlaşmak, paylaşmak. İhtiyaç fazlasının yine paylaşılması ve vakfedilmesi. Aslında çözüm doğanın kendisinde var. Ekosistemlerde böyle bir direnç var. Biz doğal ekosistemlerin benzerlerini kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde üretebiliriz. Buna da gıda ormanı diyoruz. Gıda ormanı birbirine destek bitkilerle birlikte aslında insan müdahalesini gerektirmeyecek, çeşitli verimlilikleri sağlayabilecek doğal üretim tasarımı. Yardımlaşma, paylaşma. Ve şehirlerde, balkonlarda başlayabiliriz ve bunu büyütebiliriz demiştik. İlk yapılan işlerden bir tanesi hendekler yapılmasıydı. Ve ardından tabii çok hızlı bir şekilde bereketi görebiliyorsunuz. Bu bizim şu anda dağdaki yeşilliklerimiz. Kendi gıdanı yetiştirmek. Yapabileceğin en tehlikeli şeylerden biri. Çünkü özgürleşme tehlikesi var. Bu kendi gıdanı yetiştirmek çok zor bir şey değil. Çok küçük alanlarda çok keyifli şeyler yapabilirsiniz. Balkon bahçeciliğinden bahsedelim biraz.
İnanılmaz yaratıcı çözümler var. Window farming var. İngilizce araştırırsanız güneye bakan pencerelerde iç kısımda perde yerine çok ilginç yöntemlerle topraksız bitki yetiştirme seçenekleri var. Acayip yaygın şu anda. Ve toprağı olanlar için çeşitli bahçecilik yöntemleri var. Dört bölümlü bahçecilik. Bu ek bir gübre ve ek bakım gerektirmeden bitkiler kendi kendilerine destek olarak geliştirebiliyorlar. Derin yatak denen bir prensip var. Bu derin yatakta toprağa çift kez kazıyorsunuz. Üzerine bir daha basmıyorsunuz. Ve burada çok daha yoğun çalışmalar yapabiliyorsunuz. Yükseltilmiş yatak var. Çeşitli atıkları üst üste koyuyorsunuz. Bu atıklar zaman içerisinde çok değerli bir gübreye dönüyor. Ve bu gübrenin üzerinde çok değerli besinler üretebiliyorsunuz. Bu bizim çiftlikten. Kardeş bitkiler var. Birbirine destek olan bitkiler var. Ve bu kardeş bitkileri kullandığınız zaman mesela odan otu var. Odan otu aynı zamanda ıspanak gibi yeniyor ama domatesin, biberin yanına diktiğiniz zaman onların daha iyi gelişmesini sağlıyor. Pelin otu var. Kokusuyla zararlı böcekleri uzak tutuyor. Böylece hastalıklardan uzak tutabiliyorsunuz. Onun gibi çeşitli çözümler var. O yüzden size besin olarak gelen bitkilerin yanında faydalı bitkileri, işte çiçekleri falan ektiğiniz zaman problemlerden de kurtuluyorsunuz. Mutfak atıklarınızı solucan çiftliğinde değerlendiriyorsunuz. Bu solucanlar atıklarınızı yiyor ve çok değerli, hatta litresi 74 lira olan çok değerli bir vermikoz suyu, kompost suyu elde ediyorsunuz. Bu suyu yaprak gübresi olarak kullandığınız zaman inanılmaz verimli bitkiler elde edebiliyorsunuz. Malç. Başkasının problemi bizim çözümümüz. Belediyeler budama yapıyor. Çöplüğe atıyorlar. Biz bu buğdanlı şeyleri aldık, Bursa'da yaptık bunu, öğüttük. Öğüttükten sonra bunları yığın haline getirdiğiniz zaman 3 ay içerisinde bunlar törfe dönüyor. Veya bunları toprakta örtücü olarak kullanabiliyorsunuz. Toprağınız permakültürde hiçbir zaman çıplak kalmıyor. Toprağın üstünü malçla örttüğünüzde ki zaten bizim Robert'in doğal bir malçı var, orman içinde olduğumuz için. Toprağın nem oranını tutuyor. Yani yazın daha az sulama ihtiyacı duyuyor. Kışın da donmasını engelliyor. Daha bereketli hale geliyor. Ve bunu güzel bir örtü olarak kullandığınız zaman çok kurak yerlerde bile inanılmaz bereket alabiliyorsunuz. Ama daha da iyisi, orman kenarında böyle devasa bir malç yığınınız varsa bu malç öğüttükten sonra ısınmaya başlıyor. Elinizi koyduğunuz zaman eliniz içinde bile duramıyor. 70-80 derece sıcaklara çıkıyor. Bu sıcaklığı değerlendiriyorsunuz, boru çeviriyorsunuz. Borunun içerisinden su geçirdiğiniz zaman su ısınıyor. O sıcak suyla da hem sıcak suyunuzu alıyorsunuz hem de serinizi ısıtıyorsunuz. Malçın ortasında bir varil koyuyorsunuz, varili bir delik açıyorsunuz. Oradan da metan gazı çıkıyor. Metan gazıyla da ısınmayı veya arabanızı çalıştırabilirsiniz. Bunun işlemi bittikten sonra da bunu arazide, bahçenizde tönf veya gübre olarak kullanabiliyorsunuz. Yani her şey geri dönüşüm. Permakültürde çok önemli bir şey var. Hep geri dönüşüm var. Birbirine destek olması için. Bizim bahçede mesela toprağı iyileştirmek için kullanıyoruz. Kompost gübre aslında yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Mutfak atıklarıyla çimler, biçilmiş çimler ve hayvan gübresi belli oranlarda karışıyor. Belli zaman dinleniyor ve dinlendikten sonra çok değerli bir gübreye dönüyor. Yapılabilecek işlerden bir tanesi. Ardından bu kompost gübreyi alıyorsunuz, suyla karıştırıyorsunuz. Akvaryumlardaki böyle havalandırma kavarcık yapan bir motorla, havalandırma motoruyla bunları 24 saat içinde havalandırdığınız zaman kompost çayı çıkıyor. Kompost çayı bitkilere verdiğiniz zaman bitkiler coşuyor. Ve aradaki farka bakın. Kompost çayıyla yetiştirilen bitkiler, inanılmaz devasa şeyler çıkıyor. Bu benim selam. Bilde'de samanlı bitki yetiştirebilirsiniz, harika patates olur demişti. Patatesleri toprağın içinde değil, toprağın üstünde. Gazetenin üstüne patates, patatesin üstüne saman, samanın üzerine biraz gübre, gübrenin üzerine çeşitli yeşillikler koyabilirsiniz. Burada soğan var, baklava var, marul var. Saman içerisinde bunlar yetişiyorlar patates çıkana kadar. Sonra patates, şurada yukarıda görülen daha büyük şeyler patates çıkıyor. Ve inanılmaz böyle bir ormana dönüşüyor. Önce marulların soğanlarını yiyorsun, ardından da patatesini yiyorsun. Samanda mantar. Bizim mantar atölyelerimiz var. Kayın mantarı harika lezzetli. Ağaç kütüğünde mantar. Bu dönem mesela ağaç kütüklerinde mantar yapabiliyorsunuz. Bu aşılıyorsunuz. Yani mantar aşıları var.
internette bulabilirsiniz. Bu aşılamayı yaptıktan sonra bir süre mantar kolonize ediyor ağaç. Kolonize ettiği zaman bakın böyle beyaza dönüyor. Bu beyaza döndükten sonra problem çözümdür. Bu benim Beybazı'daki evimin kuzey bahçesi. Işık almıyor. Burayı bilmeden ben rulo çim yapmıştım. Hemen yosuna dönüştü. Rulo çim kayboldu. Ciddi bir problem. Bir dedeye sordum ne yapabilirim burada diye. Mantar yapacaksın tabii. Ve benim kuzeyde hemen evimin giriş kapısının yanı burada mantar yetiştiriyoruz. Shiitake mantar. Bu shiitake mantar o kadar lezzetli bir şey ki her ilkbaharda ve sonbaharda bayağı sıkı çıkıyor. Bunları kesiyoruz, kurutabilirsiniz, turşusunu yapabilirsiniz veya deep freeze'e atabilirsiniz. İlk defa anneme yedirdiğim zaman söylemedim ne olduğunu, kuzu sandım. Kuzu eti sandım. İnanılmaz bir şey. Mantar olduğunu hiç anlayamazsınız. Yani problemi çözüme ve bereketi dönüştürüyoruz bittikten sonra. Şimdi buraya devam etmiyorum. Soru cevaba dönelim çünkü çok vakit kalmadığını biliyorum. Aşağı yukarı neler yapıldığını biliyorsunuz. Şimdi burada mümkünse belki bu bir kulübe dönüşebilir daha sonra. Ama çeşitli okullarda 2010'dan beri Türkiye'de biz permakültürü anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ben gücüm yettiği kadar bu durumları anlatmaya çalışıyorum. Özellikle gençlere ulaşmak istiyoruz. Çünkü gelecek sizlerin elinizde. Ve aslında keyifli, güzel, mutlu bir yaşam için çok fazla şeye de ihtiyaç yok. Burada önemli olan herkesin bir ayak izi var. Yani hayatı boyunca yaptıkları neticede bir iz olarak kalıyor. Ve bu ayak izinin de doğanın kaynaklarında bir iz düşümü var. Siz ayak izinizi ne kadar az tutarsanız, yani ne kadar temiz enerjiye veya etik olarak yaptıklarınıza dikkat ederseniz, dünyaya olan etkiniz de o kadar azalacaktır. Permakültürle yaptıklarımız bu negatif ayak izini pozitife de çevirmek için çok önemli şeyler. O nedenle inşallah Robert'i de başlatabiliriz. Ufak tefek çalışmalarla size bu çeşitli bilgileri kazandırarak belki ilerisi için faydalı beceriler almış olursunuz. Soru varsa soru alalım şimdi. Ya siz şey dediniz işte bireylerden başlamak lazım diye ama yani asıl buradaki büyük oyuncular devlet liderleri değil mi? Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. İşte elektrikli arabalar çıkıyor doğa dostu diye. Ama elektrikli arabaları kullandığımız elektrik termik santrallerden yapılıyor. Yani böyle hani asıl büyük liderler adım atmadığı sürece bireysel yapılan çalışmalar ne kadar etkili olabilir diye soruyorum. Çok güzel bir soru. Şimdi permakültürde en önemli şeylerden bir tanesi gözlem ve ondan sonra farklı sistemlerde benzerlikleri bulmak. Bill Morris'a şöyle bir örnek vermişti. Bir tane dev baraj yapmak yerine onlarca, yüzlerce küçük bentler yapmak çok daha faydalı. Çünkü bir barajın inanılmaz büyük bir etkisi var o yerel sistemde. Çünkü son zamanlarda Türkiye'de HES'lerle ilgili bir sürü sıkıntılar var biliyorsunuzdur. Her yere HES ediyorlar, darmadağın ediyorlar. Yerel ekosistemleri düzenleri. Oysa daha yukarılarda birçok bent yapmanın çok daha etkisi oluyor. Şimdi enerjide de böyle bir durum var. Bireyler eğer yatırım yaparsa ne olur? Mesela Türkiye'de elektrik ihtiyacının %40'ını doğalgaz enerji santralleri karşılıyor. Ve bu doğalgazın tamamı yurt dışında. İşte İran'dan, Rusya'dan. Şimdi bir doğalgaz, yani kaç tane santral var derseniz 4 tane, 5 tane falan santral var, doğalgaz santrali. Yani %40 enerji ihtiyacımız 4-5 santralde. Peki bir sorun çıktı, biz doğalgazı alamadık. Ne olacak? O santral durdu. Ve elektrik sıkıntımız var. Alternatifi düşünün. Bireyler kendileri yatırım yaptı. Bakın önceden bu müsait değildi. Mümkün değildi. Ben 7 yıl önce kendi sistemimi kurarken bu ekonomik olarak akıllıca bir şey değildi. Hiç kimse yatırım yapmazdı. Etik olarak doğru bir yatırım olduğu için ben yapmıştım. ama şu anda ekonomik olarak da akıllı bir yatırım. O nedenle bir kişi, iki kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 1.000.000 kişi bunu yaparsa şöyle bir şey olur. Alternatif, doğalgaz santrali veya nükleer santral. Çok daha kötü. Bunlarda bir sorun çıktı. Kirlilik de var, çok ciddi atık problemleri var, inanılmaz sıkıntılar var. Fukushima var, inanılmaz bir şey.
hala Fukushima'nın etkileri devam ederken, daha da kötü hale gelirken bizim nükleeri düşünüyor olmamız inanılmaz bir şey. Alternatifte ne var? Bireyler bunu sahiplenirse, o zaman bir afet oldu, İstanbul'da deprem oldu, başka bir şey oldu. Siz yine elektrik üretiyorsunuz çünkü güneş sınırsız, güneş varken sürekli elektrik üretiyorsunuz. Bitmeyecek bu kaynak. En azından kendiniz için daha bağımsız ve sürdürülebilir bir hale dönüşmüş oluyorsunuz ama bir araya gelince, mesela Almanya'dan örnek vereyim, Almanya'da 1.3 milyon noktada güneş panelleri, güneş santralleri kuruldu ve geçen yaz anlık elektrik tüketiminin %60'ını temiz enerjiden karşıladılar. Bu ciddi bir dönüşümdür. O yüzden mümkün. Ama sadece bu da değil tabii. Yani yaşam anlayışları da var. Yereli desteklemek, yani yerel üretimi desteklemek, doğalı, ekolojiyi desteklemek. Ondan sonra mümkün olabildiği kadar sürdürülebilir, makul yaşamayı bilmek, tasarruf etmek, yetinebilmek. Bunların hepsi olması gereken şeyler. Başka? İyi mi anlattım, soru yok yoksa anlamadınız mı? Biz tek başımıza ne yapabiliyoruz? Öncelikle yani en büyük sorunlardan bir tanesi şu. İklim değişikliği çok büyük bir problem. Ve inanın ben bu kitabı yazarken de yani beraber yatılı okuduğum Robert'ten çok arkadaşım var ve etrafımda hala görüştüğüm bir sürü arkadaşım var. Birçoğu da bu konuları biliyor. Ama onlara ne kadar anlatsam da o konuyla ilgili yeteri kadar bir şey yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Çünkü hayatın çarkları var. Kazanılması gereken para var. Yetiştirilmesi gereken işler var. Bir sürü şeyler var. Ama bunu göz ardı edemeyiz. Yani göz ardı ettiğimiz sürece de daha iyiye gitmiyor. O zaman evet, yani ne yapabiliriz? Birincisi, iki şey var. Bir bencil gen var, bir de yardımsever gen var. Permakültürde her ikisi var. Öncelikle kendin işi yapacağız. Kendine faydalı, kendine çıkar sağlayacak şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi temiz enerji. İkincisi, bunları bildiğin zaman daha sonra gelecekteki evini olabildiği kadar sürdürebilir ve bağımsız yap. Enerji ihtiyacı. Yani burada bahsetmediğim başka şeyler var. Mesela doğalgazla ısınıyoruz. Türkiye'nin önemli bir kısmı doğalgazla ısınıyor. Isı pompası denen bir şey var. Ben kendi evime kurdum. Toprak ısısını kullanıyor. Toprağın ısısını alıyor, konsantre ediyor ve evde hem ısıtmada hem soğutmada kullanabiliyorsunuz. Bu da doğal temiz enerji. Çok pratik çözümler var. Bu çözümleri araştırdığınız zaman, kendi hayatınıza adapte ettiğiniz zaman çözüm olmaya başlıyorsunuz. İkincisi, bizim atalarımız doğada ve doğal olarak yaşamayı bilirlerdi. Ben biliyorum anneannem, ninem kış hazırlıkları yapardı. Salçalar kaynatılırdı, konserveler yapılırdı. Bu tür bilgileri biz kaybediyoruz. Ama bunların yapılma sebepleri vardı. Daha sağlıklı yaşıyorlardı. Evet, şu anda domates var, patlıcan var, bir sürü şey var marketlerde ama bilim insanlarının kanıtladıkları üzere bunların hiçbir besin değeri yok, mineral değerleri yok. Artı bunları yetiştirmek için içine koydukları pestisitler, bir sürü şey, aynı zamanda kanserojen var. Yani sağlık açısından da yani mümkün olabildiği kadar doğalı üretmeye çalışın, topluluk olmaya çalışın. Yalnız değilsiniz. Gittikçe bu topluluk büyüyor. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışın. Mesela İstanbul'da, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde, şehirlerde insanlar grup olarak yakındaki köylerde bir köylüyle anlaşıyorlar, gidiyorlar, beraber üretim yapıyorlar. Orada kendi yumurtalarını alıyorlar, kendi gıdalarını üretiyorlar. Veya onlar da anlaşmaya varıyorlar. Onların doğal üretmelerine destek olup onların doğal ürünlerini alıyorlar. Böyle bir sürü seçenek var bildikten sonra. O nedenle bireysel olarak ilk başlangıçta bilgilenin, yavaş yavaş öğrenin, kendi hayatınıza da adapte etmeye başlayın. Size bir şey ekleyeyim mi? Çevremize farkındalığı artmamız lazım. Yani bilmeyen insanlara bir şekilde farkında olabilecekleri bir bilgi yüklemesi yapmamız lazım. Çevredeki insanların farkındalığını arttırırsak
gerçekten dünyada ne olduğunda farkına varabilirler. Belki bunu ilgilenebilirler. Yani her gencin yapması gereken etrafındaki insanların farkındalığını arttırmak. Çok doğru. Bir de çok zor dönemlere giriyoruz. Yani Allah göstermesin. İstanbul'un susuz kaldığını düşün. Suyumuz yok. Yani nasıl gelişecek hiç bilmiyorum. Yakında İstanbul'da deprem bekleniyor. Sürekli bundan bahsediyorlar. 99 depremini siz de hatırlarsınız. Yani deprem memleketiniz. O zaman doğalgazın elektriğin kesildiğini düşün. Permakültür açısından baktığınız zaman iyi yapacağınız şeyler aynı zamanda size katma değerli ve sizi daha bağımsız, dirençli hale getirecek şeyler. Bu türlü istenmeyen durumlara karşı. O yüzden bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Bayan Bey, ben de bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi tabii bizim yetişkinler olarak yapacağımız çok şey var. Ama öğrencilerin biraz daha sınırlı. Ama şu kapıdan çıkar çıkmaz yapacakları şeyler de var. Yani daha az tüketmek, çevreye zarar vermeden atıkları işte okulumuzda yerleştirilmiş dönüşüm kutuları var, buna dikkat etmiyor. Yani marketten bir şeyler alırken, yiyecek bir şeyler alırken ambalajlanmış, paketlenmiş, alınca belirttiğim bir şeyler alırmış, bir şey masal maddeleri bir şeyler alma tercih ediyorum. Marketten bir şey alırken bunu bir poşete koymamak, yerine bir file kullanmak, yanında bir çanta, bez çanta mesela taşımak. Yani kendi yapabilecekleri, yani şu kapıdan çıkar çıkmaz yapabilecekleri kartına gibi pet şişe, pet su şişesi almamak, yani pet şişeyle su almamak gibi çok basit şeyler var. Ya da ucuzlukta ayakkabısı var ya, yani bir tane daha alayım, bu da ucuzmuş deyip almamak, yani tüketimi sınırlamak, bu iradeye sahip olmak, yani yapabilecek şey. Tabii, tasarruf ve yetinebilme en önemli şeyler. Dünya Enerji Ajansı 2009 İklim Değişikliği Konferansı'nda bundan bahsetti. Eğer biz insanlar olarak tasarruf etmeyebilirsek, enerjiyi de tasarruf kullanmak. Yani bir yerde insan yokken bir odanın ışığı açık kalmasın, yani onu birisi gördüğü zaman kapatsın. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman iklim değişikliğinin gidişatını %50 azaltabiliyoruz. Sadece tasarruf ve yetinebilme. O nedenle hepimizin davranışları, bireysel davranışları tek başına baktığınız zaman çok etkili olmayabilir. Ama bir topluluk, bir bütün içerisinde yayılabilirse o zaman bir şeyde iyiye gitme, düzelme ihtimali artacak. Liderlere gelince gerçekten dünya için yani bu büyük politikaların ve liderler tarafından belli önlemlerin alınması gerekir. Ancak bireylerin de bunları istemesi ve hayatlarını buna göre değiştirmeleri, bu yaşam tarzının tabanda da benimsenmesi lazım. Çok kolay işler değil ama ya bunu öğreneceğiz ya da gittikçe daha zorlaşan zamanlara gireceğiz. O zorlaşan zamanlar hepimiz için, hepimize etkide bulunacak. O nedenle çözümü bir şekilde görmemiz ve buna doğru adımları atmamızda, şimdiden daha atmamızda fayda var. Burada bulunanların büyük çoğunluğu coğrafya öğrencileri. Biz ne yazık ki halen coğrafyanın yaşanmaması bağlantısı olduğunu onlara kavratamadık. Genel bilgiye coğrafya bizim çözelerimiz. Sistem okullarından bir kişi olarak neden bu yaşamınıza kullanıyorsunuz? Emek zaman vermişsiniz. Çok iyi bir örnek oldu. Coğrafyanın temel amacının da bu olduğunu biz bir yılda anladım artık sizin de çok canlı olarak verdim. Ben onun için çok teşekkür ederim. Alınamayacak, yaşanamayacak duruma girildiği için bu bilinci kazandırmak için.
bize sene boyunca gayret gösteriyor. Size çok teşekkür ediyorum. Buluşturduğu için Aydan'a benim özel teşekkürüm var. Çok büyük çaba gösterdi. Grandchildren diye bir kitap yazdı. Çok bilimsel bir kitap. Yani iklim değişikliğini her şeyi de anlatan. NASA'nın Goddard Enstitüsü, İklim Bilimleri Enstitüsü başkanıydı. Son zamanlarda aktivist oldu ve kendini sürekli tutuklattırıyor. James Hansen'ın Papa, you knew about this but why didn't you do anything about it diye böyle bir torunlarından gelen soruya cevabıdır bu. Çocuklarımıza çok korkunç bir gelecek kalıyor. Torunlarımıza çok korkunç bir gelecek kalıyor. Bunu bütün dünya liderleri biliyor, bilmek zorunda çünkü liderliğin gereği budur. Kendi çocuklarımız için, kendi çocuğum için yapmak zorundayım. Elimden ne geliyorsa, çok fazla bir şey gelemiyor ne yazık ki. Dünya lideri, toplum lideri falan değilim. Ama çok önemli bir şeydir. Kendi yakın çevrene etki yapabiliyorsan ve o yakın çevrede ufak da olsa birkaç değişiklik yapabiliyorsan bir şeyleri olma ihtimalini arttırırsın. Amaç bu. Burada. Ama çok üzüldüm mesela. Ben gençliğimde Güney Marmara'da yazdığımızda harika bir denizde yüzerdim. Yunuslarla birlikte. Pırıl pırıl bir denizdi. Bursa Ovası'nın, Bursa Endüstri'nin bütün atıkları Nilüfer Deresi'yle o denize akıyor ve benim kızım o denize giremiyor. Yani birebir etkileri de var çevre kirliliği açısından, modern hayatın. O zamanlar daha ben bu konulara önem veriyordum ama tabii gönül isterdi ki daha genç yaşlarda aşina olmuş olayım. Buraya gelme sebeplerinden bir tanesi de o. İçinizde belki çok azı, çünkü permakültür kursuna gelenlerin de azı zaten bunu hayatına adapte edebiliyor. Çeşitli sıkıntılar, zorluklar nedeniyle. Ama adapte edebileceklerden belki birkaç tanesi önemli kritik bir yere gelip bir şeyleri değiştirme ihtimali olabilir. O nedenle elimizden geldiği kadar anlatalım. Yani ben size geçirdim, siz de artık şey olarak, elçi olarak olabildiği kadar anlatmak ve bilgilenmek, yani başlangıç bu. Olabildiği kadar bilgilenelim. Ondan sonra da çözüm olmaya çalışacağız. Evlanmışsa sonraki sürümüz kalmıyor. Çok karamsar olmamak lazım. Ama mevcut gidişat 50-60 yıl sonra hayatın bile olma ihtimali bayağı azaltıyor. Ekosistemlerin çok ciddi çöküş olma ihtimali var. Ne yazık ki. Yani araştırdığınız zaman çeşitli durumlar var ama bilim insanlarının %99'unun %99'unun artık kabullendiği bir durumdur. Yani mevcut gidişat her şeyi çok zora sokuyor. Mutlaka ve mutlaka özellikle bu fosil yakıtlardan çok hızlı kurtulmamız lazım. Gidişat çok çok iyi. Evet, zor. Buyurun. Buyurun.
okullarımız o kadar geniş bir spektrumda ki emekli ziraat mühendisleri, bankacılar da var. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri veya yeni mezunlar da. Bu tamamen sizin içinizden gelen bir şey. Yani bunu öğrenmek istediğiniz zaman permakültür size bir yol gösteriyor. O yol permakültür toprakla uğraşmak değil sadece. Bir hayata bakış, bir etik, bir ahlak yapısı. Bu ahlak yapısını ne kadarını hayatınıza etkilersiniz o size kalmış. Ama İngilizceniz olduğu için çok rahat, yani İngilizcesi permaculture. Permaculture'ın açılımı da permanent agriculture veya permanent culture'dır. YouTube'da, internette çok bilgi var. Yani araştırdığınız zaman bunun ne kadar engin bir deniz olduğunu göreceksiniz. Bunun istediğiniz bir kısmını adapte etmeye başlayarak, okulda öğrenmeye başlayarak gidebilirsiniz. Bizim çiftlikte yaptığımız bazı işler var. Biz bunu anlatmak üzere kurslar veriyoruz, aktiviteler yapıyoruz, kamplar veriyoruz, gençlik kamplarımız var. Çeşitli şeyler öğretiyoruz. Bunların pratik kısımları da yoğurt yapmayı, peynir yapmayı, ekmek yapmayı, reçel yapmayı, bitki yetiştirmeyi, temiz enerji sistemleri kurmayı, bir sürü şeyler öğretiyoruz. Çeşitli, yani bizim çiftliğin yanında başka eğitimler, kurslar da var. İnternette takip ederseniz, ilgileniyorsanız bunu istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz. O size kalmış. Burada bir soru vardı. Çok tavsiye ederim. Çok zevkli, çok güzel. Sizin okulda. Teşekkür ederim. Bürokratik çalışmaları yapıp bir grup öğrenciyle buyurun gelin, ben sizi misafir ederim. Şeyde çiftlikte böyle 20 kişinin kalabileceği misafirhanesi var. Bu yaz ben Robert'tan mezun olduktan sonra İTÜ İnşaat Fakültesi'nde okudum. Orada mühendisliği hazırlık grubu diye bir kulüp kurmuştuk. Sizden sonra orada kulüple bir araya geliyoruz. Oradaki öğrencilerle yeni misafir evi çalışmamız var. Staja gelecekler yazın öğrenciler. Ve onlarla bir tane toprak altı hobi evi yapacağız. Şu anda onun projesini yapıyoruz. Öğrenciler yapıyor projeyi. İnşaatın da hep birlikte stajda yazın. Yani çiftliği aynı zamanda laboratuvar çiftliği, çiftliği ben saymak istedim. Çiftlik Belentepe çiftliği. Belentepe.org. Oradan bir soru. Sağ olun.